Sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için şu anda hamam önündeyim Ankara'da. Mehmet Akif Ersoy'un evinin orayı geziyorum. İstiklal Marşı şiirini sizlere gösteriyorum. İstiklal Marşı şiiri Arapça dilinde yazılmış. Tabii ki Türkçe dilinde de yazılır, İngilizce de yazılır. Diller biliyorsunuz farklı diller yazılır ama ortaktır. 1873 İstanbul Fatih demiş, 27 Aralık 1936 İstanbul Beyoğlu demiş. Evet. Babası Mehmet Tahir Efendi, Fatih Medresesi müzesseliğine kadar yükselmiş alim bir zattır. Annesi Emine Şerif Hanım ise aslen Buharalı bir aileden gelmektedir demiş. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilgileri buradan gelip okuyabilirsiniz. Ben sizleri sıkmak istemiyorum. Sıkmak istemediğim için de okumayacağım ama kısaca eserlerine değiniyorum. Safahat Süleymaniye Kürsüsü'nde Hakk'ın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde Hatıralar, Asım ve Gölgeler isimli 7 kitaptan oluşan Safahat isimli ünlü eseri dışında makalelerin, vaazlarının derlendiği nesil kitapları ve çevirileri de vardır demiş. Evet, Mehmet Akif Ersoy. Gördünüz, Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Marşı, İngilizcesi de var. Anthem of Independence. Fear not, for the crimson flag the proudly waves in these wounds shall never fade. Korkma, sönmez bu şafaklarla yüzen altın can. Evet, Altındağ Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Çünkü İngilizce dilinde de vermiş, Arapça dilinde de vermiş. Hassas davranıyor yani diller konusunda. Evet, Nuri Paktol mezarı gördüğünüz gibi. Taceddin Camii'nden çıkıyorum sevgili arkadaşlarım. Camide oturulacak yer yapmışlar gördüğünüz gibi. Camilere canınız dua etmek istediğinde gelip dua edebilirsiniz. Yani diyorum ya, Yaradan'ın kapısı herkese açıktır. O yüzden Yüce Rabbim hepimizin kapısını açık etsin. İnşallah her şey güzel olsun. Taceddin Sultan Camii. Caminin yanında mezarlıklar var. İnsan bu mezarlıklara gelirken İster istemez çekiniyor. İster istemez bir korku, ürperti geliyor insanın içine. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da mezarlığı burada sevgili arkadaşlarım. Sizin için dalı seviyorum. Görüyorsunuz. Yüce Rabbim hepimizin dualarımızı kabul etsin inşallah bu mübarek günlerde, kutsal günlerde. Herkes size yardımcı olsun. Evet sevgili arkadaşlar, hamam önünde lokantalar, restoranlar var. Yani burayı daha çok turizm bölgesi haline getirmeye çalışmışlar. Kahvaltı sarayı, iki kişilik serpme kahvaltısı diyor. Perihan Hanım konağı diyor. Sabahleyin
Kesinlikle sevgili arkadaşlar, ben size şunu söylerim. İnsan bu yerleri gezmeli, görmeli. Evet, buralarda aynı zamanda 50 okulu yeniledik diye reklamlar var. Reklam panoları açmışlar. Gördüğünüz gibi. Yeşilçam Kahve Evi. Kahvenin adı. Kemal Sunal, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Gülşen Bubikioğlu, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Sadri Alışık, Fatma Girik ve Münir Özkul. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani kafenin girişine eski Yeşilçam oyuncularının resimlerini asmışlar. Evet, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok aslında. Bu Yeşilçam oyuncularının samimiyeti, dostluğu, sevecenliği bile yeter. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Bu mimaride daha çok Arnavut kaldırımlar döşenmiş gördüğünüz gibi. Evet, telefonlar İngiltere'nin telefonlarına benzetilmeye çalışılmış ama açık değil zannedersem. Burası daha çok Ramazan ayında çok kalabalık oluyor sevgili arkadaşlarım. Ramazan eğlenceleri oluyor. İşte Ramazan'da satışlar artıyor biliyorsunuz. Esnafların işleri belli olmaz. Saniyelik de değişir. Sezonluk da değişir. Hiç belli değildir sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, Tarihi Hamamönü Kahvecisi, Hüso Gözlemevi Kafe, çeşitli kafeler var. Evet, gördüğünüz gibi herkes işinde aşında, belli kazanç yapma peşinde, ekmek parası derdinde. O yüzden herkes, Allah herkese İyilik ve başarı versin diyorum. Çünkü herkes ekmek parası için uğraşıyor. Altındağ Belediyesi Kültür Sanat Evi. Yalnız burası şu anda yapım aşamasında sevgili arkadaşlar. Sanki biraz düzenlemeler var gibi geldi bana. Yani buranın bir denizi eksik. Denizi olduğu zaman evet. Burası İlhan Cavcav Sokağı diyor yani. Tepe Mahallesi altında. Yani kapıyı açıp girip çalışacak. Tamam. Konaklı Bahçe Kafe. Evet, buraya menülerini yazmışlar. Çorba çeşitleri. Efsun Kafe, çorba çeşitleri, güveçli menemen, omlet çeşitleri.